Evet, Sayın Başkanımız Niyazi Özdemir'le ilgili de birkaç söz söylemek istiyorum. Çünkü bizi son bir hafta, 10 gündür, 2 haftadır kulübümüze gelen mesajlar, fakslar, telefonlar da bizi en çok meşgul eden unsurlardan biri. Şimdi Nihat Bey 18 yıl Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hizmetleri olmuş, başkan yardımcılığı yapmış, futbolun içinden gelen, Fenerbahçe'ye mesai harcamış biri. 6 yılında da beraber çalışma şansımız oldu. O 6 yılın bir yılı da herhalde hayatımızın en zor yıllarından biriydi. Kendisiyle şahsi bir problemim tabii ki olamaz. Ancak söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi de orasıdır. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız. Sebeplerini birkaçına tabii ki girebilirim. Geçen sene aslında başladı bu sıkıntılar. Henüz kendisi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmamışken, ligin ikinci yarısı, 4 hafta oynanmış, arka arkaya yaşanan problemler, sıkıntılar dolayısıyla bizler zaten sıkıntılı geçen sezonda infial içindeyiz. Buradaki bir yabancı maç öncesi, UEFA maç öncesi kendisi bize ziyarete geldi. Ve dedi ki, pek çok şey dedi ama özeti o günün kendisinin içinde bulduğu federasyonla ilgili serzenişler, hatta bizim serzenişlerimizden daha ileri giden serzenişler. Ama aynı hafta 3-4 gün sonra çok kritik bir Konya maçı öncesi, ben Türkiye Futbol Federasyonu tarafsızlığının teminatıyım, Fenerbahçe'nin aleyhine hiçbir uygulamaya göz yummam, Ali Koç ve yönetimi beklentilerin çok uzağında kaldı, bir günah keçisi arıyorlar, üzülüyorum dedi. Üç gün arayla. Son olarak bir yakın çevre haberi çıktı geçenlerde bir gazetede. Orada da daha çok işte bizi siyasilere doğru itiyor. Tribünleri kışkırtmakla suçluyor. Bundan daha evvel 3 Temmuz'da da beraber hizmet etmiş olmamıza rağmen yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'sinin başarısı için dua edenlerin zan altında bırakmaya kimsenin hakkı yok. Provokatörler işi yanlış yönlere çekiyor diye o gün yaşadıklarımızla ilgili görüşleri var. Biz Nihat Bey'in çok başarılı olmasını istiyoruz, istiyorduk. Hala da istiyoruz çünkü onun başarısı hepimize katkı sağlayacak. Ama işin neresinden tutacağımızı, nasıl köprü kuracağımızı bu kadar çok bir zikzak içinde hesaplamakta zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla bundan sonra nasıl ilerleriz? Ben büyük bir kulübün başkanıyım. O federasyonun başkanı. Askeri müşterekte buluşabilmemiz lazım ama zor. Zor gözüküyor. İşte Zorlu'da bir toplantı oldu. Türk futbolu dizayn ediliyor diye çok ağır algı operasyonları yapıldı.
Bizim için rutin bir toplantıydı. Neler konuşuldu anlatmıştım. Sonra, çok çok sonra, iş işten geçtikten sonra, işte en son yaptığı toplantıda, aynı şekilde başka başkanlarla görüştüğünü ifade etti. Keşke bunu daha önce söyleseydi. %30, %40 konusu var. Bizim hiçbir ilgimiz, dahilimiz olmamasına rağmen, biliyorsunuz basında bu Fenerbahçe için yapılıyor intibası yaratıldı. Uzun süre spekülasyonlara neden oldu. Kulübümüz töhmet altında bırakıldı. Süreç boyunca hem bizim hem ilgili kişilerin baskı altında kalmasına sebep verdi. Ama bu talebin gerçek sahibi hiçbir zaman açıklanmadı. Hatta son basın toplantısında Sayın Fikret Orman ve Sayın Adil Gevrek'ten bahsetti ki kısmen doğru, kısmen yanlış. Daha harcama limitleri belirlenmemişken Fikret Başkan, Kulüpler Birliği Başkanı, Adil Başkan da başkan yardımcısı iken 30-40-50 tartışmaları yapılıyordu. Onları işaret etti. Halbuki bizim konuştuğumuz konu limitler belirlendikten sonraki süreçti. Orada da gerçek taleplerin sahibini söylemedi. Hani TFF'den bilgi sızıp sızmama konusu. Bunları da yani anlatacağım somut yaşanan örnekler var. Dolayısıyla biz hangi Nihat Bey'e ve yani ilişki kuracağımız, irtibat kuracağımızı tam kestiremiyoruz. İnşallah bu süreç hem Türk futbolu için, hem Fenerbahçe için, hem de Türkiye Futbol Federasyonu için bir şekilde normalleşme sürecine girebilir. Bizler Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyiz. Bizim söylediklerimizi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı umursamalıdır. Umursamıyorum yaklaşımı doğru değildir. Sağlıklı iletişimler kurabilmeliyiz. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama büyük resmi hepimizin hizmet edebilecek olgunluğa inşallah hep beraber kavuşuruz.